İş dışı pek çok sosyal imkan veya alan var diyebilirim açıkçası. Ben ilk şirkete görüşmeye geldiğimde beni en çok etkileyen şeylerden biri bu olmuştu açıkçası. Örneğin ben ofise geldiğimde bir salep ikramı vardı ve ben buradan çıktığımda bu benim anlattığım şeylerden birisiydi aslında. Aileme veya arkadaşlarıma yani iş görüşmesini anlatırken. Bunun dışında neler var? Sarbinen.com'da zaten gelmeden önce de internetten bakmıştım böyle biraz ve işte ofisin etrafını sarmalayan yürüme parkuru. Siz çalışırken bir ara vermek istediğinizde direkt ofisin etrafını çevreleyen yürüme parkurunda yürüyüş yapabiliyorsunuz. Aslında ofisin içine yürümek dışında ofisin başka yerlerinde spor adına da çok fazla fırsat var. Mesela spor salonuna gidebilirsiniz. İşte basket takımı var, ona katılabilirsiniz. Voleybol takımı var, ona katılabilirsiniz. Ayrıca burada düzenlenen yoga veya pilates eğitimleri oluyor. Onların için de yer alabilirsiniz. Buraya gelen işte hocalar oluyor veya spor salonunda zaten belirli günlerde gelen hocamız oluyor. Onunla bir program ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde aslında kendi spor hayatınızı da bir şekilde iş hayatının içindeyken dengeleme fırsatınız oluyor yani. Bütün bunların dışında zaten sürekli yani ekipleri dinamik tutmak için düzenlenen partiler veya işte kahvaltılar gibi imkanlar da oluyor. Ama bunlar zaten sürekli gerçekleşen şeyler ve bir şekilde ekibin birbiriyle daha iyi anlaşması, normalde birlikte çalışmayan insanların birbiriyle bir şekilde iletişim haline girmesini sağlayan şeyler olmuş oluyor aslında. Ve bu da her zaman için büyük bir ekibin içinde bulunduğunuzda o ekibi hem daha verimli hem de çalışırken daha mutlu çalışacağınız bir yer haline getirmiş oluyor. Çünkü etrafınızda tanıdığınız, aynı konulardan konuştuğunuz insanlar olmuş oluyor.